Bir konu üzerinde konuşacağız. Konuları artık ilerletiyoruz, ağırlaştırıyoruz. Bugüne kadar gördüğümüzden biraz daha komplike konulara geçmeye başlıyoruz bugün. Şimdi kısaca aynı kromozom üzerinde olan iki gen nasıl incelenir? Aynı kromozom üzerinde olan iki gen nasıl davranır? Bugün onun üzerinde konuşacağız. Evet. Şimdi eğer kromozomları bu şekilde böyle X şeklinde görüyorsanız bunlar metafaz kromozomlardır. Evet, şimdi daha önemli bir soru geliyor. Şu kromozomla şu kromozom birbirinin neyi? Bunlar ne kromozomlar? Efendim? Homolog değil mi? Homolog Homolog Mehmet sen ne diyorsun? kromozomlar. Evet, bu ikisi homolog kromozomlar. Peki şununla şu. Şu ve şu. Bunlar ne kromozomlar? Zamanlar aynı şeyden gelen, aynı tarafından gelen iki ayrı kromozom. Aynen iki ayrı kendi taşıyan kromozom değil mi hocam? Evet, bunlar iki ayrı kromozom, birbirinin hiçbir şeyi olmayan kromozomlar. Bunlar hiçbir şey değil kromozomlar. Peki şunlar ne kromozomlar? Onlar da homolog Onlar da homolog kromozom. kromozomlar. Bunlar da homolog Aynen. kromozomlar. Peki bu homolog kromozomları sadece buraya bakarak nasıl tanımlarsınız? Aynı bölgelerde, aynı pozisyonlarda aynı genleri taşıyan kromozomlar. Homolog kromozomlardır. Yani şuna birinci kromozom çifti, buna ikinci kromozom çifti dersek, birinci kromozom çifti üzerinde A geni var, ikinci kromozom çifti üzerinde B geni var. Yani A geni birinci kromozomda, B geni ikinci kromozomda. Peki. Şimdi şununla şu görebiliyor musunuz? Bunlara ne diyoruz? Kromatik. Kromatit. Kromatik. Bunlar birbirinin neyi peki? Kromatitler birbirinin neyi? Kutlama. Hiçbir şey olacağım ya. Sister. Bunlar birbirinin bir şeyi. Peki o zaman Mehmet sister dediğine göre sisterlar birbirinin neyi? Evet, sister kromatitler birbirinin neyi? Birbirinin kopyası. Evet. Yani şu kromozoma bakarak ne olmuş diyebilirsiniz burada her ikinize birden soru. Şu kromozom, sadece bu kromozom bir tanesine bakarak. Burada ne olmuş? Replikasyon olmuş. Heh, replikasyon olmuş. Henüz ne olmamış peki? Evet. Ayrılmış. Güzel. Replikasyon olmuş. Bunların atası olan kromozomu kopyalamışız. Bunların atası olan kromozomdan bu iki sister kromatidi kopyalamışız. Ama henüz en son kalan çok küçük bir bölgeyi kopyalamamışız. Oradan bu iki kromatit birbirine bağlı o bölgeye de sentromer diyoruz. Peki, şununla şu. Ne derece benzer, ne derece farklı? Veya bunlar ikisi birbirinin tıpkısının aynısı mı, fotokopisi mi? Aynı lokusta aynı gen var ama aynı genin bir kromozomda baskın aleli var, bir kromozomda çekinik aleli var. İkisi de aynı olabilirdi bu genlerin. Ama yine bu iki kromozom birbirinin tıpkısının aynısı yapmazdı. Peki bu iki kromozom arasındaki ilişki ne bu durumda? Benzerlik ne peki bu ikisi arasındaki benzerlik? Önemli olan şu, üstlerinde aynı genleri taşımaları. Bunları birbiriyle benzer yapan, bunları birbiriyle benzer yapan aynı genleri taşımaları. Kromozomların yani homolog kromozomların şu iki kromozomu birbirine benzer yapan ilk bakışta fiziksel özellikleri yani boyları ve sentromer lokasyonları ama aynı genleri taşıyan kromozomlar. Aynı genleri aynı pozisyonlarında taşıyan kromozomlar homolog kromozomlardır. Peki bu da bize neyi gösteriyor? Birinci kromozomların hepsi homologdur. İkinci kromozomların hepsi homologtur ama bu ne için geçerli? Aynı tür için geçerli. Yani insan birinci kromozomuyla tavuk birinci kromozomu homolog değil. Ama bütün insanlardaki birinci kromozomlar birbirinin aynısı. Neden? Çünkü tüm insanlar, insan popülasyonundaki tüm insanlar birinci kromozom üzerinde aynı yerlerde aynı genleri taşıyorlar. Peki bunların arasında farklılık var mı? Evet, ufak tefek farklılıklar var. Yani bütün insanlardaki birinci kromozomlar birbirinin aynısı değil. Küçük küçük farklılıklar var. Farklılıklar ne? Farklılıklar, alelik farklılıklar. Aynı genin birden fazla aleli olabilir çünkü. Anladık mı?
independent assortment dediğimiz şey aslında zaten daha önceden de açıklamıştım bunu defalarca ama bir daha söyleyeyim. Şimdi böyle bir durumda eğer ilgilendiğimiz genler iki farklı kromozom üzerindeyse, yani burada iki tane genimiz var, iki gen üzerinde çalışıyoruz. A geni ve B geni var. A geninin iki aleli var. Biri büyük A, biri küçük A. B geninde yine iki aleli var. Biri büyük B, biri küçük B. Şimdi gamet oluşumu sırasında bir gamet birinci kromozomun maternal kopyasını da alabilir, paternal kopyasını da alabilir. Yani anneden gelen kopyasını da alabilir, babadan gelen kopyasını da alabilir. Aynı şekilde ikinci geninde, pardon, ikinci kromozomun da anneden gelen kopyasını veya babadan gelen kopyasını alabilir. Bir kromozomun, bir gametin birinci kromozomun maternal kopyasını alması, onun ikinci kromozomun da maternal kopyasını almasını gerektirmez. Birinci kromozom eğer maternal kopyaysa, ikinci kromozom maternal kopya da olabilir, paternal kopya da olabilir. Yani bu durumda eğer büyük A alelini taşıyan birinci kromozomu aldıysa bir gamet, İkinci kromozom büyük B taşıyan olabilir veya küçük B taşıyan da olabilir. Birinci genin yani A geninin büyük A alelinin gelmiş olması B geninin büyük B veya küçük B alelinin gelmiş olmasını etkilemez. Neden? Çünkü bu genler ayrı kromozomlar üzerinde. Bu Mendel'in dördüncü yasası, independent assortment. Ne zaman çalışır? Genler ayrı kromozomlar üzerindeyse. Farklı kromozomlar üzerinde olan genler için durum bu. Independent assortment. Tamam, sorusu olan var mı buraya kadar? Evet, devam ediyoruz. If the genes are on the same chromosome. Şimdi, evet Sadat, ikisi de fenotipte görünüyor. Çünkü biri farklı bir karakteri etkiliyor, öbürü farklı bir karakteri etkiliyor. Yani birbiriyle ilgisi yok. İkisi de fenotipte görünüyor veya fenotipte görünmeyen aleller için de bu aynısı geçerli. İlle de fenotipte görülmesi lazım değil. Ama fenotipte ikisi de görülür. Yani fenotipte farklı kombinasyonlar şeklinde görülür. Yani eğer her zamanki bezelye örneğiyle verdiğim gibi buruşuk bezelye ile, yani buruşuk bezelye sarı da olabilir, yeşil de olabilir. Aynı şekilde düzgün tohumlu bezelye sarı da olabilir, yeşil de olabilir. Fenotipteki etkilerini birbirinden farklı şekilde gösterebilirler. Ha, ama eğer aynı karakter üzerinde etkili olan genlerse o zaman geçen derste anlattığım parametreleri düşünmemiz gerekir. Evet, anlamadığınız anda sorun, çünkü ucunu kaçırırsanız yakalayamazsınız. O yüzden yok bu soru basit falan filan demeyin. En basit yerde bile takılsanız, basit olduğunu düşünseniz bile mutlaka sorun. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi ikinci durum, eğer iki gen aynı kromozom üzerindeyse, incelediğimiz iki gen aynı kromozom üzerindeyse, yine iki farklı aleli var her iki geninde. A geninin büyük A küçük A, yani dominant ve recessive A. B geninin yine büyük B küçük B, yani dominant ve recessive B alelleri olsun. Bu genler aynı kromozom üzerinde ama şöyle bir durum var. Büyük A alelini taşıyan kromozomdaki B geni büyük B aleli. Yani A geninin dominant alelini taşıyan kromozom B geninin de dominant alelini taşıyor. Tamam mı? Şimdi A geninin küçük alelini taşıyan, resesif alelini taşıyan kromozomun da B lokusunda B geninin resesif aleli var. Bu durumda eğer büyük A taşıyan kromozomu çekersem bu kromozom üzerindeki B geninin hangi aleli var bu kromozom üzerinde? Yine dominant alel var. Bu durumda büyük A taşıyan üniteyi çektiğim zaman büyük B'de o ünite üzerinde, o kromozom üzerinde olduğu için büyük B lokusunda, pardon, B lokusunda da, B geni lokusunda da büyük B aleli gelecektir ve bu tip bir gamet ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde eğer küçük A taşıyan kromozomu çekersek bu demektir ki bu kromozom geldiğinde parça parça gelmiyor, tek parça halinde geliyor. Bu kromozomun B lokusunda küçük B lokusu var. O halde küçük A gelirse küçük B de gelecektir. Ama ne zaman? Eğer crossing over yoksa.
crossing over olmadığı takdirde. Tamam mıyız? Evet, anlatıyorum. Bir kere daha söylüyorum, bir tekrarlamamı isteyenler var. Şimdi, şuraya bakın, bu bir kromozomumuz. İki sister kromatit şeklinde, o yüzden kafanızı karıştırmasın. Şimdi, mayoz bölünme sırasında bu sister kromatitleri birbirinden ayıracağız. Şu iki sister kromatiti, bir tane birinci kromozom, bir tane ikinci kromozom alacağız. Dolayısıyla dört tane hücre meydana getireceğiz. Şimdi, burada birinci kromozom üzerinde, bu da birinci kromozom, bu da birinci kromozom, tamam mı? Birinci kromozomun maternal kopyası, anneden gelen kopyası, birinci kromozomun babadan gelen kopyası. Anneden gelen kopya üzerinde birinci iki tane lokusa bakıyoruz. İki tane gen lokusu var. Birinci lokusta A geni, ikinci lokusta B geni var. A geninin olduğu lokusta A geninin büyük A aleli, yani dominant aleli. B lokusunda B geninin büyük B aleli, yani dominant aleli var. Bu kromozomun ikinci kopyasına baktığımız zaman, şuraya baktığımız zaman, paternal kopyaya baktığımız zaman, yine aynı lokuslarda, aynı yerde aynı gen var ama bu sefer A geninin küçük A aleli, yani resesif aleli, B lokusundaysa B geninin küçük B aleli var. Şimdi şunlardan her birini burada dört parça şeklinde görüyoruz. Her bir hücreye bunlardan bir tane vereceğiz. Eğer hücreye, gamet hücresine, gamete şu giderse, birinci kromozomu çekmek istiyorum. Çektim, tesadüfen birinci kromozom gitti. Birinci kromozom üzerinde hangi aleller var? Büyük A aleli var, büyük B aleli var. Bunlar tek bir parça olarak hareket ettiği için eğer büyük A aleli gidiyorsa, A lokusunda büyük A aleli gidiyorsa, bu parçanın üzerinde B lokusunda büyük B aleli var. Büyük A gidiyorsa büyük B gidecektir. Eğer küçük A gidiyorsa, ama eğer küçük A taşıyan kromozomu taşırsanız, çekerseniz, bu durumda aynı kromozomun B lokusunda küçük B aleli olacaktır. Yani küçük A giderse bununla beraber küçük B gidiyor. Ama dediğim gibi bu ne zaman için geçerli? Crossing over olmadığı durumlar için geçerli. Evet, rica ederim. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi, peki crossing over olursa ne olur? Crossing over olursa, crossing over ne demek? İki homolog kromozom arasında parça değişimi. Ama bunlar sister kromatit olmayan kromozomlar. So, bir önceki durum crossing over yoksa ne oluyordu? Şimdi burada crossing over varsa ne olur ona bakalım. Crossing over'ı hücre biyolojisinden hatırlıyorsunuz. Crossing over mayoz bölünme sırasında meydana gelen bir olay ve de replikasyonu yapmış iki kromozom, iki homolog kromozom. İki tane birinci kromozom veya iki tane ikinci kromozom. Bunların bir tanesi mayoz bölünme yapan organizmanın annesinden, diğeri de babasından gelmiş. Yani maternal ve paternal kopyalar. Sister kromatitlerden birer tanesini parça değişiminde kullanıyor. Yani maternal kromozomla paternal kromozom arasında bir parça değişimi meydana geliyor. Şimdi bu parçayı değiştirdiğimiz zaman unutmayın, her bir kromozomdan sister kromatitlerden sadece biri crossing over'a karışıyor. Diğer sister kromatitler crossing over'a dahil olmuyor. Şimdi bu durumda. Birer tane bir kromozomun birer sister'ı, her bir kromozomdan birer sister olduğu gibi kalıyor. Birer sister kromatit olduğu gibi kalıyor. Yani parental kombinasyon şeklinde kalıyor. Parental parental kromozom şeklinde kalıyor ama crossing over'a karışanlar iki, en az iki yeni kombinasyon meydana getiriyor. Şimdi buraya baktığımızda parental kromozomlarda anneden gelen kromozomda büyük A ve büyük B birlikteydi. Babadan gelen de küçük A ve küçük B birlikteydi. Ama crossing over sonrasında A lokusunda büyük A, B lokusunda küçük B taşıyan. Yani A lokusunda
A geninin dominant alelini ama B lokusunda B geninin resesif alelini taşıyan bir kromozom meydana geldi. Aynı şekilde bu bir parça değişimi olduğuna göre bu parça değişimin bir de öbür tarafı var. Yeni oluşan bu kromozomlardan diğeri de A lokusunu paternal kromozomdan aldı. Yani paternal kromozomdaki A lokusunda da A'nın resesif aleli vardı. Burada görüyorsunuz. B lokusunu taşıyan parçayı da maternal kromozomdan aldı. Yani orada da B lokusunda B geninin büyük B aleli yani dominant aleli vardı. Bu durumda iki yeni kromozom kombinasyonu ortaya çıktı. İki yeni kromozom yani bu birinci kromozomsa eğer iki yeni birinci kromozom ortaya çıktı. Farkı ne? Kombinasyonlar. A ve B geninin aleli kombinasyonları. Büyük A ile birlikte küçük B, küçük A ile birlikte büyük B. Şimdi bu gametlerin her biri fertilizasyona yani döllenmeye katılabilir. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda ebeveynlerde görülmeyen alel kombinasyonlarını taşıdıkları için ebeveynlerde görülmeyen fenotip kombinasyonlarını gösteren yeni yavrular ortaya çıkar. Yavuz'a da Hakan, hocam crossing over için mutasyon diyebilir miyiz? Yavuz'a mutasyon diyemeyiz. Bu mutasyon değil çünkü. Mutasyon genlerin içinde meydana geliyor. Ama crossing over sırasında eğer hatalı bir crossing over olursa kromozomlar farklı noktalardan parça değiştirirse ki oluyor bu. Bazı genler bazı yanlış yerden yanlış yerden kırılırsa, kromozom yanlış yerden kırılırsa bazı genlerin sayısı artar bir kromozomda, öbür kromozomda da o genler olmaz. Bu durumda duplikasyonlar ve delesyonlar ortaya çıkar. Ama bunun dışında crossing over'a mutasyon diyemiyoruz. Çünkü crossing over genlerin arasında veya işte genler herhangi bir değişikliğe uğramadan, herhangi bir fonksiyon kaybına uğramadan meydana geliyor. Ama çeşitliliği arttırıyor. Kromozom kombinasyonlarını arttırıyor. Hocam neye göre crossing over gerçekleşiyor? Crossing over noktaları var kromozomlar üzerinde çok sayıda. Ona göre gerçekleşiyor. Mehmet Furkan Gündüz. Hocam crossing over'ın mekanizması var yok mu? Evet, crossing over'ın mekanizması var. İkinci dönem moleküler genetikte göreceğiz mekanizmasını. Ayşe Aydın, hocam crossing over'da non-crossover olmak zorunda mı? Evet, her crossing over'da non-crossover olmak zorunda. Sister kromatitlerden birer tanesi crossing over'a karışmıyor. Burada gördüğümüz durum crossing over ve iki gen birbirinden çok uzakta olursa. İki gen birbirinden çok uzakta olursa. En basit duruma bakıyoruz. Şimdi en basit durumda. Birinci örneğimiz iki gen var. İkisinde resesif mutant alelleri var. Yani mutant alelleri ikisi içinde resesif. Karakterlerimizden birincisi göz rengi drozofilada. İkincisi kanat damarı. Göz rengi wild type kırmızı. Bunu BW plus olarak gösteriyoruz. Buradaki mutant kahverengi. Bunu da BW olarak gösteriyoruz. Kırmızı göz kahverengi göze karşı dominant. Kanat damarı wild type dominant, ince damar. Bunun mutant aleli de kalın damar. Kalın damarı HV diye gösteriyoruz. İnce damarı HV plus diye gösteriyoruz. Şimdi bu ikisi aynı kromozom üzerinde. Şimdi iki tane ebeveynimiz var. Doğal olarak iki ebeveynimiz var. Bu ebeveynlerden bir tanesi damar aleli için damar kalınlığının wild type aleli için homozigot. Kalın damar alelini homozigot olarak taşıyor ama göz renginin mutantını homozigot olarak taşıyor. Yani kahverengi gözü homozigot olarak taşıyor. Kahverengi göz resesif olmasına rağmen homozigot olduğu için kahverengi gözlü ve kalın damarlı. Kalın damar, kahverengi göz. Diğer ebeveyn bu sefer damarın resesifini alıyoruz. Damar geninin resesif alelini alıyoruz. Yani ince damar ama bu sefer
göz renginin dominantını alıyoruz. Kırmızı göz. Yani hayvanlarımızdan bir tanesi ince damarlı kahverengi gözlü, öbürü kalın damarlı kırmızı gözlü. Şimdi bunların üretebileceği gametler. Her ikisi de, her iki lokus içinde homozigot olduğuna göre her iki ebeveyn de sadece tek tip gamet üretebilir. Birinci ebeveynin üreteceği gamet, birinci ebeveynin üretebileceği gametler hepsi HV lokusunda HV plus, göz rengi lokusunda da kahverengi aleli taşıyacak. Diğer ebeveynin üreteceği gametlerse, yani bu ebeveynden gelen gametleri maviyle gösteriyoruz artık. Bu ebeveynin üreteceği yine tek tip gamet var. Onların da hepsi kalın damar ve kırmızı göz alelini taşıyor. Dolayısıyla aslında burada ince damar taşıyan kromozomu çektiğimiz zaman kahverengi göz geliyor. Kalın damar taşıyan kromozomu çektiğimiz zaman da kırmızı göz geliyor. Önümüzde başka şans olmadığı için bu kromozomları taşıyan gametleri çekmek zorundayız. Ve de ortaya çıkan çocuklar, ortaya çıkan yavrular ne oluyor? Her iki lokusta da birer tane dominant aleli taşıdıkları için fenotipte dominant aleller etkisini gösteriyor. Ve de damar ince damar oluyor. Göz rengi de kırmızı göz oluyor. Ama ne zaman? Crossing over olmadığı zaman. Şimdi ortada anneye de babaya da benzemeyen çocuklarımız var. Anneye de babaya da benzemeyen yavrular var. Neden? Çünkü annenin kombinasyonuna baktığımız zaman, annenin fenotip kombinasyonuna baktığımız zaman ince damar kahverengi göz, babanın fenotip kombinasyonuna baktığımız zaman kalın damar kırmızı göz. Yani kalın damarsa göz kırmızı, damar kalınsa göz kırmızı, damar ince ise göz kahverengi. Ama yavrulara geldiğimiz zaman fenotip bundan farklı oluyor. Şimdi bunlara, bu fenotipe, bu iki fenotipe, annede ve babada görülen fenotiplere atasal fenotipler diyoruz. Yani parental phenotypes. Bu kromozomlara da parental chromosomes. Yani atasal kromozomlar. Atasal kromozomlarda burada önemli olan şu kombinasyon, alel kombinasyonu. Yani ince damar taşıyan kromozomda kahverengi göz, ince damarla kahverengi göz kombinasyonu, kalın damarla kırmızı göz kombinasyonu. Kromozomlar böyle. Kromozomlar böyle olmasına rağmen çocukların fenotipi, iki farklı kromozomu taşıdıkları için çocukların fenotipi anneden de babadan da farklı. Yani burada thin vein fenotipi nerede var? Annede var. Kırmızı göz fenotipi nerede var? Babada var. Karakterlerden birisi fenotipte annenin fenotipi, diğeri babanın fenotipi. Şimdi fenotipler, bir karakterin fenotipi anneye, diğer karakterin fenotipi babaya benzediğinde farklı bir fenotipi kombinasyon ortaya çıktı. Peki bunu F2'ye taşıyalım, F2'ye taşıyalım. F2'ye taşıdığımızda bu jenerasyondaki bireylerden aynı özelliklerde olanları, bu jenerasyondaki bireyleri birbirleriyle çiftleştirdiğimiz zaman. Şimdi bu bireyler daha farklı davranıyor. Neden? Çünkü artık buradaki her bir bireyin üretebileceği iki farklı tipte gamet var. Çünkü iki farklı birinci kromozomu var. Buna birinci kromozom diyelim. İki farklı birinci kromozomu var. Bu birinci kromozomlardan bir tanesinde yine ince damar kahverengi göz kombinasyonu, öbüründe kalın damar kırmızı göz kombinasyonu var. Yani birinde maternal kombinasyon, birinde paternal kombinasyon. Bunları çiftleştirdiğimiz zaman, bu gametleri birleştirdiğimiz zaman, aynı tipteki gamet popülasyonunu bir araya koyduğumuz zaman elimize ne geliyor? Elimize geçen sonuç şöyle: maternal ve yani büyük babanın ve büyük annenin, pardon, büyük annenin ve büyük babanın fenotip kombinasyonunu görüyoruz. Bir, büyük annede gördüğümüz fenotip, yani genotip de aynı aslında, onda gördüğümüz fenotip de, onda genotipi de görüyoruz. Aynı şekilde büyük babada gördüğümüz fenotip ve genotipi de görüyoruz. Ama bunun yanı sıra bizim şu F1'de gördüğümüz genotipi görürken, bu fenotip F1'de gördüğümüz thin, yani ince damar kırmızı göz kombinasyonunu yavruların yarısında görüyoruz. Şimdi bunu yaparken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdiye kadar
doğrudan doğruya kromozom üstünde göstermedik. Çünkü şimdiye kadar gösterdiğimiz genler ayrı kromozomlar üzerindeydi. Şimdi bunlar aynı kromozom üzerinde olduğu için genleri harf olarak çaprazlamak yerine doğrudan doğruya kromozom olarak çaprazlıyoruz. Yani bu kromozom üzerinde iki geni gösteriyoruz. Bu kromozom üzerinde de iki geni gösteriyoruz ve de çaprazlamamızı, Punnett karelerimizi buna göre yapıyoruz. Anladık mı? Evet, cevap gelmediğine göre anladık sanırım. Devam ediyorum. Rica ederim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi neler olduğunu anlayabilmek için, genotipi anlayabilmek için bu yavruları, F1'deki yavruları bir de her iki lokusta da resesif aleli taşıyan bir bireyle çaprazlıyoruz, çiftleştiriyoruz. Şimdi her iki lokusta da resesif aleli taşıyan birey homozigotsa üreteceği aleller nedir? Pardon, üreteceği gametler tek tiptir. Ancak tek tip gamet üretebilir. O da her iki lokusta yine resesif aleli taşır. Bunlarla bizim deminki F1 bireylerimizi çaprazladığımızda 1/2 oranını elde ederiz. Yani burada bu bize neyi gösteriyor? İki genin birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Yani aynı kromozom üzerinde bulunan iki genin tek ünite olarak hareket ettiğini gösteren deney bu. 1/2 her iki karakteri de gösteren, her iki karakterinde dominant alelini fenotipte gösteren yavruların oranı. Evet, devam edelim. Şimdi ilk aldığımız iki gen vücut rengi ve göz rengi. Dişi her iki karakter için, vücut rengi içinde, göz rengi içinde resesif alelleri taşıyor. Ya da resesif aleli fenotipte gösteriyor. Erkek de her iki karakter için dominant aleli gösteriyor fenotipte. Şimdi bir önceki slayta gidelim. Şimdi 2-3 tane gen üzerinde konuşacağız. Vücut rengi, wild type olan gri vücut, Y plus diye gösteriyoruz. Mutant olan alternatif alel, sarı vücut, onu da Y diye gösteriyoruz. İkinci karakterimiz göz rengi, wild type olan kırmızı göz, mutant olan beyaz göz. Üçüncüsü kanat büyüklüğü, normal olan büyük kanat veya normal kanat, mutant olan küçük kanat. Şimdi ilk örneğimizde vücut rengi ve göz rengini alıyoruz. Dişi her iki karakter için mutant fenotipi gösteriyor. Erkek her iki karakter için dominant özellikleri fenotipinde gösteriyor. Yani dişi sarı vücut, beyaz göz, erkek gri vücut, kırmızı göz. Sonuç ne olur F1'de? Dişilerin hepsi wild type fenotipte, yani gri vücut, kırmızı göz. Erkeklerin hepsi mutant fenotipte. Sarı vücut, beyaz göz. Bu durumu bana açıklamak isteyen kim var? Niye böyle olmuş? Orada mısınız? Evet, bir gönüllü istiyorum. Evet, dene. Evet, Mehmet İzmirli gönderdim. Evet, geliyor. Şimdi hocam, burada hala şey yok değil mi? Crossover'dan bahsetmiyorsa. Henüz crossover yok. Yani şimdi eğer öyleyse, size bağlı olduğundan bahsetmiyor. Peki önce buradaki garipliği söyle. Burada nasıl bir gariplik var? Hocam, buradaki gariplik belli bir, yani sadece bir cinsiyette görüyor. Evet, doğru. Evet. Öyle olduğu için de yani cinsiyete bağlı bir şey var. Evet. X'e bağlı kalıtım, evet. Extinct inheritance. Zaten ondan da bahsediyor. Aha. Öyle yani. Evet, X'e bağlı olduğu için biraz daha detay. Biraz daha detay. Aha. Şimdi hocam, dişi olan şeydir.
mutant için homozigot. Veya direkt şöyle söyleyeyim. Neden yavrularda dişilerin hepsi wild type, her iki karakter için wild type gösteriyor da erkeklerin hepsi her iki karakter için mutant fenotipi gösteriyor? Şimdi şöyle hocam, ha? Dişler bir X, dişiden bir X erkekten aldıkları için, ha? Anneden gelende sadece zaten şey var, resesif olan var. Evet. Babadan da dominant gelir sadece. Onların hepsi dominant özelliği yok. Evet. Erkekler babadan ya erkekten X kromozomu alıyor. Erkekler babadan? Ha. Anneden X kromozomunu alıyor. Evet. X kromozomlu, annedeki X kromozomlarında da sadece resesif aletler olduğu için. Evet. Erkeklerde de hepsi çekmiş. Evet. Erkeklerde, şimdi şöyle, erkeklerde sadece bir X kromozomu var ve onu anneden almak zorunda. Ve annenin de tek tip X kromozomu var. O X kromozom üzerinde de anne sadece resesif alelleri taşıyor. Şimdi bir X kromozom olduğu için resesif alellerin karşısında alternatif alel bulunmadığı için, tek kopya olduğu için anneden alınan kromozom üzerinde hangi aleller varsa fenotipte, erkeklerde fenotipte anneden alınan kromozomun özelliklerini görürüz. Tamam? Teşekkürler. Sınavda sorduğum zaman bu şekilde ayrıntılı açıklıyorsunuz. Görüşürüz. Yine bekleriz. Evet Selat Yiğit, X ile taşındığı için farklı bir açıklama yapmak ister misin Selat? Açıklama istersen gelebilirsin. Evet, sorusu olan var mı buraya kadar? Tamam, Mehmet'in aynısı. Buraya kadar sorusu olan yoksa devam edelim. Şimdi burada X'e bağlı olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Peki F2'de ne olur? Şimdi F1'de herhangi bir anormallik yok buraya kadar. Ama F2'ye geçtiğimiz zaman %98.7 normal bizim normal çaprazlamalarımızla normal çaprazlamalarımızla öngörebileceğimiz atasal fenotipleri gösteriyor. Atasal kombinasyonları gösteriyor. Atasal kombinasyon ne? Fenotip kombinasyonu. Eğer vücut sarıysa göz beyaz. Eğer vücut gri ise göz kırmızı. Şimdi F2'ye baktığımız zaman %98.7 de böyle. Yavruların %98.7'sinde. Ama yavruların %1.3'ü farklı kombinasyon gösteriyor. Yani diğer iki alternatif kombinasyonu gösteriyor. Vücut sarı olmasına rağmen göz kırmızı. Ve vücut gri olmasına rağmen göz beyaz. Şimdi bu kombinasyonları ebeveynlerde görmedik. Dolayısıyla bunlarda kromozomu çekmemize rağmen kromozomlar değişmiş. Kromozomlar artık bizim eski kromozomlar değil. Bu %1.3'te. %98.7'de eski kromozomların aynısı. Ama bu %1.3 aynı kromozom. Mesela işte bu aynı X kromozom, yeni bir X kromozom tipi meydana geliyor. Çünkü şimdiye kadar elimizde iki farklı X kromozomu vardı. Bu X kromozomlardan bir tanesinde vücut rengi geni sarı, vücut rengi geninin sarı aleli, göz rengi geninin beyaz aleli vardı. Birinci tipteki X kromozom bu. İkinci tipteki X kromozom da vücut rengi geninin gri aleli ve göz rengi geninin kırmızı aleli vardı. Şimdi dolayısıyla bizim önümüzde iki tane X kromozomu vardı. Ya şunu çekeceksin, ya sarı vücut taşıyanı çekeceksin. O sarı vücut, onda da göz renginden sorumlu olan gen beyaz aleli var. Sarı vücut renginden sarı vücut alelini taşıyan kromozomu çektiğinde otomatik olarak beyaz göz de beraberinde geliyor. Ona bağlı çünkü. Veya aynı şekilde diğer X kromozomunu çektiğinde, diğer tip X kromozomu çektiğinde, yani gri vücut alelini taşıyan X kromozomunu çektiğinde gri vücut aleliyle beraber, vücut rengi geninin gri aleliyle beraber göz rengi geninin de kırmızı aleli geliyor. Neden? Çünkü kırmızı göz aleli gri vücut aleliyle aynı tipteki kromozom üzerinde, aynı kromozom üzerinde. Yani elimizde iki tip X kromozomu vardı. Dolayısıyla beklentimiz, eğer vücut sarı olursa göz beyaz olur. Neden? Çünkü bu ikisi de aynı kromozom üzerinde birbirine bağlı. Ve vücut gri olursa göz kırmızı olur.
Neden? Çünkü bu da diğer tip X kromozomumuz. Önümüzde iki seçenek var. Ya vücudu sarı, gözü beyaz olacak ya da vücudu gri, gözü kırmızı olacak. Ama ikinci jenerasyona geçtiğimizde, F2'ye geçtiğimizde her ne kadar %98.7 bu kombinasyonları gösterse de, bu iki kombinasyondan birini gösterse de %1.3 farklı bir kombinasyon gösteriyor. Vücut sarı olmasına rağmen gözler kırmızı ya da vücudu gri olmasına rağmen gözleri beyaz olan hayvanlar çıkıyor burada ortaya. Şimdi bu durumda ne diyoruz? Bu %1.3'lük grupta genler birbirinden ayrılmış. Aynı kromozom üzerinde olmalarına rağmen birbirlerinden ayrılmamaları gerektiği halde, şimdiye kadar olan bilgilerimiz dahilinde, vücut rengi geniyle göz rengi geni birbirinden ayrılmış. Ve de bunlar yer değiştirmiş. Sarı vücut alelinin yanına kırmızı göz aleli gelmiş. Gri vücut alelinin yanına beyaz göz aleli gelmiş. Bu sayede ortaya iki yeni X kromozomu daha çıkmış. Şu anda elimizde 4 farklı tipte X kromozomu var. 2 tanesi parental, 2 tanesi rekombinant. Ama bu rekombinasyon, bu crossing over burada çok sık görülmediği için, ihtimal düşük olduğu için %1.3'lük, sadece %1.3'lük yavruların %1.3'ünde görüyoruz. Tamam mı buraya kadar? Evet, güzel. Şimdi bir sonraki örneğe geçiyorum. Şimdi bu burada hangi genleri göz önüne aldık? Vücut rengi ve göz rengi. Şimdi bir sonraki örnek. Aynı kromozom üzerindeki genler birbirinden ayrılıyor. Bunun sebebi nedir? Yani normalde aynı bir kromozomu çektiğinde onun üstündeki bütün genleri birden alırsın. Ama öyle olmuyor. Birbirinden ayrılıyor bunun genler. Ama ve de farklı genlere baktığın zaman, aynı kromozom üzerindeki farklı gen çiftlerine baktığın zaman bunların birbirinden ayrılma şeyleri, bunların birbirinden ayrılma yüzdeleri farklı. Deminki örnekte birinci gen çiftimiz birbirinden daha az ayrılırken ikinci gen çiftimiz birbirinden daha çok ayrılıyor. Bunun sebebi ne? Şimdi bunlara bakalım. Görmeniz gereken fark o zaten. Şimdi birinci durumda %98.7 parental fenotipleri gösteriyor. %1.3 yeni fenotipleri gösteriyor. Birinci gen kombinasyonunda, birinci gen çiftinde. Ama ikinci gen çiftinde %37.2 yeni kombinasyonları gösteriyor. Şimdi aradaki farkı şimdi geliyoruz. Yani burada bir tanesinde bu iki gen arasında, crossing over'ın bu iki gen arasında bir yerlerde meydana gelme sıklığı %1.3. Crossing over'ın bu iki gen arasında, yani göz ve kanat genleri arasında meydana gelme sıklığı %37.2. Şimdi genes separated diyoruz ya, genlerin birbirinden ayrılması. Aynı kromozom üzerindeki genlerin birbirinden ayrılması bu. Şimdi eğer farklı kromozomlar üstünde olsa tamam, anlayacağız bunu. Çünkü farklı kromozomlar birbirinden bağımsız hareket ediyor. Ama burada aynı kromozom. Aynı kromozom üstündeki genlerin birbirinden ayrılması. Bunu yapan nedir? Bunu yapan crossing over'dır. Şimdi crossing over'ın iki gen arasında, herhangi iki gen arasında meydana gelme ihtimali veya sıklığı. Şimdi vücut rengi ve göz rengi genleri arasında crossing over meydana gelme sıklığı %1.3. Ama göz rengiyle kanat büyüklüğü arasında crossing over meydana gelme sıklığı %37.2. Şu iki gen arasında daha düşük sıklıkta meydana geliyor, bu iki gen arasında daha yüksek sıklıkta. Yani bu iki gen birbirine daha bağlı. Bu iki geni birbirinden ayırmak daha zor. Şu iki geni birbirinden ayırmak daha kolay. Gelelim questions.